İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arz ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Manzara ne kadar güzel değil mi? Nasıl keyifli bir alan çıkmış ortaya. Yani çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Açıkçası hani tabii ki yoktan var etmek yaradana mahsus. Ama burada gerçekten yok olmuş, unutulmuş bir alanı insanlığa hizmet etsin diye, hele hele yanı başındaki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin öğrencileriyle çok da şenlenecek burası, öyle düşünüyorum. Bir de tabii halkımızla birlikte muhteşem bir saha ortaya çıktı. Hikayesine elbette değineceğim. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Bir de buraya gelince güneş mi açtı, siz mi parlıyorsunuz hanımefendiler bilmiyorum ama çok güzel, çok güzel bir günün havası var. Hepinize birlikte olmaktan çok mutluyum. Burada teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Tabii programa başlayacağız ama hani zaman biraz ne dedin kuzum, duymadım. Teşekkür ederiz. O da çocuk parkı için teşekkür. Binayı görmüyor adam. Haklı. Haklı. Hadi bakalım. Park için teşekkür aldık. Tamam. İçimiz bir kat daha ısındı. Şimdi zaman biraz vitrin zamanı. Elbette diğer konukları da anacağım ama ben bugün ev sahipliği olan ve de burayı elde ettikten sonra çok emek veren arkadaşlarımdan birisi olan, şimdi de inşallah Fatih'i emanet edeceğimize inandığım, halkımızın onu takdir edeceğine inandığım Fatih Belediye Başkanım adayımız Mahir Polat burada. Mahir Bey, sizi eşinizle buraya alalım. Eşiniz gelmiş. Eşiyle gelmeyenler de kıskansın. Yarın onlar başka yere eşleriyle gelirler. Tamam, ben de kıskandım. Ama tamam, Dilek Hanım bugün Üsküdar'da Sinem Hanım'a yardım etmeye gitti. Oradaki programda. Onun için kusurumuza bakmayın. Eyüp Sultan Belediye Başkanı adayımız Bülent Özmen aramızda, onu da yanımıza alalım. Yine komşularla devam ediyoruz. Zeytinburnu Belediye Başkanı adayımız Onur Söytürk de aramızda. Onu da aramıza almış olalım. Tabii bugün çok değerli belediye başkanımız Turan Hançerli de bizimle. Ona da hoş geldiniz demek istiyorum. Avcılardan aramıza katıldı. Yine bizimle birlikte olan değerli parti meclisi üyelerimiz var. Aramızda Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz var. Aramızda ve il başkan yardımcılarımız, yöneticilerimiz, kurumumuzun çok değerli yöneticileri, hep bir aradayız. Özellikle değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım bizimle. Az önce yolumu kesip haraç isteyen muhtarlarımız vardı. Yani hizmet aracı, onlar hizmet istiyor, başka bir şey istemiyor. Muhtarlarımızla kucaklaştık. Dolayısıyla elbette ki Fatih'in kıymetli hanımefendileri, beyefendileri, sevgili çocukları ve gençleri bizimle beraber. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli konuklar, gerçekten tarihe sahip çıkmak insan olmanın ve millet olmanın bir gereğidir. Yoksa gerçekten eksik kalırız.
uygarlığın bir göstergesidir ve önemli bir göstergesidir. Hele hele İstanbul gibi kadim bir şehirde tarihe sahip çıkmak aynı zamanda çok özenli davranmayı da gerektirir. Mutlaka bilimin, uzmanlığın yol göstericiliğinde hareket etmelisiniz. Ne yazık ki İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası bu anlamda uzun yıllar ihmal edilmiştir. Pek çok yanlış ve zararlı işler yapılmıştır. Özenli davranılmamıştır. Ve İstanbul'a tabiri caizse gözünün nuru gibi bakmak gerekirken sıradan davranışlar sergilenmiştir. Her alanda olduğu gibi İstanbul'un mirasını koruma konusunda da ciddi anlamda liyakat sorunu vardı. 5 yıldır bu değişti. 2019'da bu anlamda yepyeni bir dönem başladı ve inanınız ki bu yönüyle de birçok yönde olduğu gibi İstanbul 5 yıldır mirası ile emin ellerdedir. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak üzere kurduğumuz İBB Miras Organizasyonu'yla muazzam güzel işler yapıyoruz. İBB Miras markası baştan sona uzmanlığa, tecrübeye, liyakate dayalı bir yapı ve bu yapıya azami dikkat gösteriyor. İBB Miras'ın başarıları sadece restorasyonla da sınırlı değil. Tarihi alan ve eserlere yeni işlevler kazandırıp şehir hayatının bir parçası haline getirme konusunda da dünya çapında işler yapıyor. Hemen yanı başımızdaki Yedi Kule Gazhanesi'ndeki dönüşüm böyle bir dönüşüm. Yine Hasanpaşa Gazhanesi'nde elde ettiğimiz hayata kazandırılan alanlar böyle bir dönüşüm. Açılışını yaptığımız bugün burada bulunduğumuz Bulgur Palas'ta aynı şekilde iştirak şirketimiz Kiptaş koordinasyonunda İBB Miras'ın birlikte dayanışmayla bilgiye, sevgiye, özene dayalı ellerinde şekillenerek bugüne gelmiştir. Burada özellikle İBB Miras gibi Kiptaş'a da ayrı bir paragraf açmak isterim. Ortaya koyduğumuz bu özenli davranışı pratik bir eyleme dönüştürmek adına farklı iştiraklerimizi bu yönde seferber etme konusunda da kararlılık gösterdik. Buranın mülkünün alınmasında ve sürecin yapılmasında azami gayret gösteren kurumumuz olmuştur Kiptaş. Bu yönüyle Kiptaş aynı zamanda Büyükdere'de de mutlaka görün, gitmeyenleri biz taşıyalım, görsünler. Atatürk'ün bize emanet ettiği fidanlığın bir çöplükten 250 bin metrekarelik muazzam bir doğal alana, bilgi yuvasına, eğitim yuvasına nasıl dönüştüğünü hanımefendi görmüş, mutlaka görün. Çok değerli bir alana nasıl dönüştüğünü orada da görebilirsiniz. Bu yönüyle Kiptaş'a ve diğer iştiraklerimize, bütün yönetici arkadaşlarıma da bu anlamda içten, yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'un 7. tepesi olarak bilinen Koca Mustafa Paşa Tepesi'ne hakim özel bu binanın yapımına 1912 yılında başlanmış. Mogneri o dönemin önemli bir mimarı ve o mimarın İstanbul'da çok farklı yerlerde gözünüzü alan çok güzel bazı binalarda o mimarın çizgisini görebilirsiniz. Burası da onlardan birisi ve çarpıcı, çok değerli noktalardan birisi. Uzun yıllar Osmanlı Bankası'nın arşivinin bulunduğu bir depoydu bu bina. Bu binayı İBB olarak 2021 yılında satın aldık. Ben şimdi buranın hikayesini halkımdan gizleyecek değilim. Bana bu benim özel yaşamımla ilgili alandan benim ailem de eski esere, işte yapıya,
efendim bazen belgelere, sanata, resmi olan ilgimi bilir. Kişisel olarak hukuki alanımla ilgilenen avukatımın beni aradığı bir gün bir bankanın satışa çıkardığı ve çok cazip bir alan diye tariflediği bu binanın dosyasını bana gönderdi. Ben bu dosyayı görür görmez bu neresi diye baktım. Hiç unutmuyorum, aynı gün Saraçhane'den çıkıp arabamı aşağıda Yeni Kapı'ya çekip arabadan inip yukarıya doğru baktım binayı görmek için. Bina muhteşem bir bina, tepede duruyor. Ya dedim bu binayı ben nasıl görmem? İnanın bir gün sonra arkadaşlarım biliyorlar. Çağırdım. Dedim ki bu binayı alıyoruz. İBB'yi alıyoruz. Ve o gün karar verdik bu binayı almaya. Tabii aldıktan sonra gelip gezdiğimde ne güzel bir karar verdiğimizi çok mutlu oldum. O gün aldığımız paranın, yani şöyle söyleyeyim, bugün bana 100 katını verseler biz burayı İBB olarak milletin malını satmayız, onu söyleyeyim. 100 katını verseler. O bakımdan tarihi yarımadada İstanbulluların ulaşamadığı bu yapıyı restore ettik ve halkın kullanımına açıyoruz. Burası artık öyle bir kamusal yaşam merkezi ki içinde özellikle üniversite kulüplerine bıraktığımız alanlar var. Az önce söylediğim gibi burada Türkiye'nin göz bebeği Cerrahpaşa, ki şu anda biraz sorunlar yaşıyor, taşınıyor, yeni binaları yapılıyor vesaire. Umarım hızla hak ettiği değere ve ortama gelir. İstanbul'un yine yeni nesil çok estetik bir kütüphanesi var. Hepinizi birden içeri alamayacağım, sizi kıskandıracağım. Önce ben çıkıp gezeceğim. Onun için kusuruma bakmayın. Sonra siz doya doya gezersiniz. Dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından olan Magnum Photos diye bir kurum var. Gerçekten çok önemli bir kurum. Onlarla çok özel bir kalıcı işbirliği hazırladı arkadaşlarım burada ve Magnum İstanbul'da sergisi burada açıldı. Az önce kendisiyle de tanıştım. Magnus kurumundan Marin Hanım burada diyebiliyorum. Miss Marin, I want to invite you here, please. Bize eşlik ediyor, çok sağ olsun. Çok değerli bir fotoğraf konusunda dünya çapında bir oluşum. Yine sizi kıskandırarak ben önce hanımefendiyle çıkıp gezeceğim. Siz sonra gezeceksiniz. İstanbul Kitapçısı var içeride. Beltur Kafe var. Ve özellikle burada bahçesinde ev sahipliği yapacağına inandığım çok sayıda kültür sanat etkinliğiyle şehrin içinde çok özel bir alan olacak ve burası İstanbul'a pırıl pırıl parlayacak. İnsanlar buraya Yeni Kapı'dan, metro durağından yürüyecek, tramvaydan buraya yürüyecek. Yürüyüş alanlarıyla ilgili de çalışmalarımız var. Bu sahanın kazandırılması ile ilgili de ekstra çalışmalarımız var. Çocuk parkını yaptık. Muhtarım diyor ki burada bir kreş talebi var. Burada olmaz ama kreşimizi bu bölgeye yakın bir yerde yapacağız. Muhtarım hiç endişen olmasın. Kreşimizi de açacağız burada. Fakat şunu söyleyeyim. Yeni Kapı'dan buraya gelirken orada çok değerli bir arkeoloji alanımızı bir müze olarak İstanbul'a kazandırıyoruz. Orada çalışmalarımıza başladık. Ne hikmetse bir tırların, kamyonların buradan kaldırılarak taşınması için Ali Beyköy'de dünya para harcayarak çok modern bir tesisi yaptık. Ama garip bir biçimde ben buradan kaymakamlığa olan duygumu ifade edeyim. Hala o tırları, kamyonları orada muhafaza etmek adına bir gayret gösteriyorlar. Biz de çıksınlar diye uğraşıyoruz. Ama çıkaracağız eninde sonunda. Kaymakamlığa çağrı yapıyorum. Bize yardımcı olsun.
Sayın Valimize de çağrı yapıyorum. Bize itinayla davransın. Bir an önce bu şehrin göbeğindeki o tarihi arkeolojik alanı, ki orası muazzam bir park olacak. Oradan insanlar yürüyüp buraya gelecekler, burayı görecekler. Burada oturan insanlar da buraya gelen misafirlerin, o nezih insanların keyfini yaşayacak. Harala gürele bir ortam değil, tam aksine böyle çok nezih, kültür kokan öğrenciler, dostlar, komşular bir arada çok keyifli bir zaman dilimi yaşayacaksınız. Ben bunu özellikle hanımefendilerin o gülen yüzlerine müjdelemek istiyorum. Dolayısıyla Bulgur Palas aslında bizden önceki yönetimle aramızdaki zihniyet farkını ortaya koyan çok özel örneklerden birisi. Onu da ifade etmek isterim. Bu arada es geçmeyeyim, az önce Beltur Kafe dedim. Bulgur Palas Kitaplık'ta, İBB Kültür Kafe'de İstanbul Senin uygulamamız üzerinden giriş yaparsanız arkadaşlarım bir kahve de ikram edeceklermiş. Onu duyurmamı istediler. Ama İstanbul Senin uygulaması üzerinden giriş yapacaksınız ona göre. Yani onu söyleyeyim. Tabii bizden önce İstanbul'un kamuya ait tarihi alanları, yapıları bazı şahısların imtiyazlı bazı dernek ve vakıfların kullanımına verilirdi. Biz ise tam tersini yapıyoruz. Kamuya ait alanları, yapıları yeniden halka açmakla kalmıyor. Bulgur Palas örneğindeki gibi ihmal edilmiş özel mülkleri de tüm İstanbulluların yararlanabileceği hale getiriyoruz. Yine İstiklal Caddesi'ndeki çok özel Kasa Botler'i biliyorsunuz, mutlaka gezin. Aynen orasını da öyle yaptık. Bu önemli bir anlayış farkıdır. Zihniyet farkıdır, ahlak farkıdır. Tarihe sahip çıkmak öyle laflı olmaz. Laflı olmaz. İş yapacaksınız, icraat yapacaksınız. Bizim yaptıklarımızı gerekirse kopyalayacaksınız. Sorun yok, kopyalayabilirsiniz yani. Problem değil. İBB Miras'ın hassas çalışmaları ve ince işçiliğiyle 19 tarihi türbeyi görseniz, o türbelerin teslim aldığımızdaki halini, içler acısı. Her biri önemli şahsiyetler, önemli insanlar. 588 tarihi mezar ve hazireyi restore ettik. Liyakatli bir ekiple bunları yaptık. 42 tarihi caminin rutin olarak bakımını gerçekleştiriyoruz. Yine 63 anıt eser ve sivil mimarlık eserini, 34 kamusal sanat eserini restore ettik. Bugüne kadar tam 943 miras alanını koruma altına aldık. İstanbul'un yıllardır suyu akmayan 197 tarihi çeşmesini bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp suya kavuşturduk. Bizim bu suya kavuşturmamızla dalga geçtiler. Şimdi aynı projeyi valilik açıklıyor. Ben de bundan memnun olduğumu dile getiriyorum. Çünkü biz tarihine, geçmişine, bu medeniyet beşiği şehrimize sahip çıkmanın çok asil bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluk sadece bu şehrin insanlarına değil, sadece milletimize değil, inanınız bütün insanlığa karşı sorumluluğumuz. Onun için İstanbul'un tarihi meydanları, terk edilmiş endüstri mirası alanları, unutulmuş, değersizleşmiş kültür varlıkları İBB Miras ile tek tek hayata dönmeye devam ediyor. İstanbul tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. İstanbul'un çehresini değiştiriyoruz. İstanbul tarihi ve turistik değerlerine yeniden daha güçlü bir şekilde kazandırıyor, aynı zamanda değer katıyoruz. Bugün İstanbul'un hizmet alması için farklı görüşleri olanlar var. Ne diyorlar? İlla hükümetle belediye aynı partiden olmalıymış. Bak sen. Bak sen. Seçim yapmayalım o zaman. Muhtarlar da gitsin otursun evinde. İstiyor ki her şeyi ona teslim edelim.
Neyse biz onu yavaş yavaş emekli etmeye hazırlanıyoruz, merak etmesin. Yıllarca İstanbul'u hükümetle el ele yönettiler. O şımarıklık, o kibir İstanbul'un her köşesini ihmale boğdu. Sarayburnu'na gidin biblo gibi şimdi, çöplüktü. Beyazıt çöplüktü, biblo gibi. Haliç kıyıları pırlanta gibi yemyeşil, öyle değil mi? Bakın sadece burayı anlatıyorum, işte Bulgur Palas. Beyazıt Meydanı, nereye anlatayım? Anlatayım, bir sürü yere anlatayım. Sarıçene civarı, Yedi Kulesi. Ya kara surların içine yüzlerce kamyon çöp yığdılar, çöp. Şimdi pırıl pırıl. Onun için işi bilene, ehline verince bu işler güzel oluyor. O bakımdan demokrasiye inancını kaybetmiş insanlara demokrasiyi güçlü şekilde hatırlatacağız. Nerede? Az kaldı. 31 Mart'ta sandıkta. O sandığı biz çok seviyoruz ya. Tabii İstanbul'un farkında mısınız? Bu 5 yılını son 25 yılla kıyaslıyorlar. Olsun, kıyaslasınlar. Çünkü o 25 yılda yapamadıklarını biz 5 yılda yaptık. Gururla anlatıyoruz. Hükümet belediye el olduğu dönemde bizim yaptığımız kadar metroyu yapamadılar. Yeni metroları biz yapacağız. Yapmamamız için imzayı erteliyorlar. 31 Mart'ta demokrasi dersini alsın, bak bir hafta içinde imzalayacak, göreceksiniz. Çok tatlısınız. Yapamazlar. Çünkü niye yapamazlar biliyor musunuz? Bunlar şöyle bakıyorlar. Bizden mi, onlardan mı? Ya bu milletin hepsi bizim. Anlayamadılar bunu hala. Ya biz insanı insan olduğu için çok seviyoruz. Vatandaşları, bizi oy verenler, vermeyenler diye bölenlerin yaptığı işten var ya kimseye hayır gelmez kardeş. Ya biz kocaman bir aile bir arada yaşardık. Benim babamın malı başkaydı, amcamın malı başkaydı. Ben çocukken öyle büyüdüm. Hiçbiri benim değildi, hep bizim derdik. Ben öyle büyüdüm. Allah nasip etti. Şimdi İstanbul'da da İstanbul hepimizin diyoruz. Çocukluktan gelen terbiyenin böyle bir güzelliği varmış demek ki. Biz inanın tarihimizi, inançları, dini ve milli duyguları istismar etmeden 16 milyon İstanbulluyu eşit ve değerli kabul eden bir anlayışla devam edeceğiz çalışmaya. Hem de çok devamı, çok çalışacağız, onu söyleyeyim. Yani Tamyolileri, yani ben artık atom karınca diyorum ama atom karıncayı da geçerim, onu söyleyeyim. Durmak yol. Biz tarihimizi bu anlamda daha da güzel günlere eriştireceğiz, emanetlerimizi. Bu milleti birleştiren, bütünleştiren manevi köprüleri, duygusal bağları güçlendirip büyütmeye devam edeceğiz. Gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz sevginin ve kardeşliğin yoludur. Bizim yolumuz adalet ve eşitlik yoludur. Onun için siz de diyorsunuz ya, tam yolileri yolumuzdur. Aynen öyle. Hak, hukuk ve adaletli bir dünya, hak, hukuk ve adaletli bir Türkiye ve İstanbul var etmek için bu şehrin sorumlulukları var. Onu yerine getireceğiz. Ayrı bir renk katacak olan İstanbul'a bu Bulgur Palas'ın açılışında sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese, başta Kiptaş'a, ekibine, genel müdürüne, İBB Miras ekibine ve İBB Miras'ın kuruluştan bugüne çok emeği geçmiş olan çok emeği geçmiş olan Mahir Polat arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ekibine, Oktay Bey'e teşekkür ediyorum.
Fatih ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkürler.